Hangisi gelse Özal olur. Erdal Özal olur, Bülent Özal olur. Süleyman Bey zaten Sayın Özal'ın babasıdır. O ekonominin babasıdır. Necmettin Özal olur ve Mesut Yalnız Bey olur. Şimdi sizi de anlatacağım. Anlaşılmadı galiba. Yok yok, çok iyi anladım. Öyle, şimdi size anlıyorum. Peki hemen size anlatayım. Benim ne dediğim anlaşılmamış. Şimdi hemen size anlatayım. Evet. Şimdi Sayın Erbakan, sizi dinledim. Sizin bütün anlattıklarınız kapitalist ekonominin çerçevesi içindedir. Siz demiyor musunuz ben kar sistemini savunuyorum diye? Karla faiz ikiz kardeştir. Kim demiş? Tarihi olarak. Kim demiş? Şimdi ekonomi biliyorsak eğer. Bir parça evet, ekonomi biliyorsak. Ekonomi sökmez. Şimdi benim vaktimi alıyor. Bunları da hesap ediyor musunuz? Batının ekonomisi. Bunları düşün lütfen. Onlar lütfen, burada sökmez. Bunları. Evet. Ben sizi dinledim. Siz de dinleyin. Evet. Tarihi olarak karla faiz beraber doğmuştur. Hiçbiriyle alakası yok. Biraz tarih biliyorsak. Kar haktır. Faiz nedir? Faiz haksızlıktır. Faiz de paranın karıdır. Parayı alıp satarken üstüne gelen şey para, alın teri değildir para o da. Para bir semboldür, para mal değildir. Para da maldır. Kar sistemi, bu hani Dallas dizisini seyrettik ya, Ceyar vardı orada. O Ceyarların ekonomisidir. Necmettin Bey de geldiği zaman o Dallas'taki Ceyarların, Vehbi Koçların ekonomisini yönetecektir. Kârın namusu olmaz, dini imanı olmaz. Kârın Allah'ı paradır. Şimdi Suudi Arabistan faizsiz mi veriyor? Bütün petrodolarlar dünyada uçuşuyor. Esas faizin Allah'ı Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'la beraber ekonomi yapacağız diyor. Onun için adil düzenmiş, ben faizi reddediyormuşum falan filan, bunların hepsi esas masal budur.